Selamünaleyküm. Bu videomuzda İsrail'in bayrağının hikayesini anlatacağız. İyi seyirler. İsrail Devleti resmen kurulduğu 1948 yılından beri İslam ümmetinin sırtına saplanan bir hançer konumunu sürdürmeye devam ediyor. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'den sonra İslam'ın en kutsal üçüncü mescidi olan Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kutsal Kudüs, İsrail'in işgal merkezi konumunda. Hedeflerinde bölgedeki İslam varlığını tamamen silmek ve kafalarındaki vaat edilmiş topraklara kavuşmak var. Bu bağlamda Kudüs'te halen büyük bir mücadele devam ediyor. Daha önce videosunu yaptığımız Filistin bayrağıyla İsrail bayrağının mücadelesi. Filistin bayrağının hikayesine yukarıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. İsrail bayrağı, beyaz zemin üzerinde üst ve alt kısımlarında eşit kalınlıkta birer mavi çizgi, ortasında da Davut yıldızından oluşmaktadır. Bir görüşe göre bu mavi çizgiler Nil ve Fırat nehirlerini temsil eder. Yani Siyonistlerin vaat edilmiş topraklar diye bir inanışları var biliyorsunuz. Bu vaat edilmiş toprakların Nil ve Fırat nehirleri arasındaki bölgenin tamamı olduğu düşünülür. Yani aslında Anadolu toprakları da Siyonistlerin potansiyel işgal haritası arasında yer alır. Tabii öyle kolay değil bu işler. Bu toprakları hiçbir işgalci kuvvete yar edecek değiliz. İsrail bayrağı çok ilginçtir. 1891 yılında ilk Siyonistler tarafından tasarlanıyor. Adamlar uzun vadeli planlarını inançla uygulama noktasında gayet azimlilermiş. Ne demiş atalarımız? Su uyur, düşman uyumaz. Biz birbirimizi yemekle meşgulken adamlar 100 yıllık planlar yapıyor maalesef. Bayrak, Siyonist hareketin bayrağı olarak tasarlanıyor ve 1897 yılında gerçekleşen Siyonist Kongresi tarafından kabul ediliyor. Olaya bak. Kısacası İsrail bayrağı, hamisi Amerika'nın bayrağı gibi zulmün, işgalin, acının ve barbarlığın temsilcisi konumunda. Allah, ümmetimizin uyanıp ahiret merkezli bir hayata yönelmesini görmemizi nasip etsin. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.